2005 yılında bunun açılışı yapıldı. Ancak hala iktidai koşullar devam ediyordu. Sayın Rektörümüz de bunun farkına varmasıyla bize çok yeni bir merkez açtı. Burası Türkiye'de üçüncü uyku merkezidir. Açılan Cerrahpaşa ve Gata'dan sonra. Ama multi sistem, yani dört branşın bir arada çalıştığı tek merkez burasıdır. Nöroloji, göğüs hastalıkları, amigdalı, kulak burun boğaz, zaman zaman psikiyatriden de yardım aldığımız durumlar söz konusudur. Bu olanakları sağladığınız için, bizi modern bir ortama taşıdığınız için, hastalar için de çok daha konforlu bir ortam sağladığınız için tekrar nezdinizde, üniversitemizde, hastanemizde de teşekkürü borç biliyorum. Ege bölgesinde bu merkez ilk. Geçen hafta açtığımız hocanın katılımıyla birlikte açtık. Bir estetik kozmetoloji üniversitesi gibi. Yeni yerlerin, yani hocam şimdi yönüne söyleyeyim, her hafta herhalde sürekli bir açmış şeyindeyiz. Tabii ki bu bizi çok mutlu ediyor. Hastanemizin geçen hafta da söylediğim gibi altyapısında son 3 yılda çok büyük değişiklikler, yatırımlar oldu. Bu projelerin gerçekleştirmesine katkıları ve destekler için başta Sayın Rektörümüz dikkat odaklı olmak üzere tüm rektörlük çalışanlarına, artı bizim akademik dekanlık olarak akademik personelimize ve idare personelimize huzurlarında teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük emek veriliyor, gece gündüz çalışılıyor. Ben bugün açtığımız uyku bozuklukları epilepsi izlem merkezinin hak ettiği değeri kazanacağına ve bu alanda önemli bilimsel katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan 9 Eylül Üniversitesi Hastanemiz bünyesinde yeni bir ünitenin açılışında bir aradayız. Uyku bozuklukları ve epilepsi izlem merkezi. Barış hocamız dedi ki insanların ömrünün işte 25 yıl uyumakla geçer. Bu tabii uyuyabilenler için. İşte bu merkezden de o 25 yılı geçiremeyenler için onlara yardımcı olmak amacıyla bunu hastalık düzeyinde yaşayanlara destek olmak amacıyla oluşturulmuş ve geliştirilen bir merkezimiz. Aslında bütün bu çalışmalar ve güzel eserler bir ekip çalışmasıdır. Bunun bir öncüsünün olması gerekir. Sonra bir ekibin olması gerekir. Ve tabii ki buna inanan, bunu destekleyen bir yönetimin olması gerekir. Biz bu kurumda bunların hepsini görüyoruz ve sonuçta böyle güzel eserleri de hem hastanemize, hem İzmir'imize, hem ülkemize kazandırmış oluyoruz. Ve ben yine eminim ki gelecek yakın bir zamanda bu tür merkezlerimiz sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın referans noktalarını oluşturacaktır. Biz bize gelen her türlü halka, topluma, kişiye, hastaya, tek bir vatandaşa bile faydası olacak her türlü konuya hizmet sunmaya, hizmet etmeye, destek vermeye devam edeceğiz. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağlık bilimlere vesile olsun. Hocam. Nerede odamız? Şato Eti Banyası olan. Kendilerine hastanede değil de bir oteldeymiş gibi hissetmelerini istiyoruz. Ama tabii teknik ekipmanlarımız falan hepsi mevcut. Normalde elektrotlarımızı takıyoruz. Eğer uyku apnesi en sık gören hastalıklardan bir tanesi uyku apne sendromu. Uyku apne sendromu ise bir gece daha yapıyoruz. O zaman maske tedavisi dediğimiz bir tedavi için onun için şey hazırlıyoruz. Evet, deniyoruz. Bir rapor düzenliyoruz ve hastalar bunu kullanıyor ve yılda bir bize kontrole geliyor. 5 cihazdaki verileri yan tarafta teknisyen odasındaki sabah kadar çekim yapıyorlar. Daha sonra burada fellowlarımız, daha ben Barış Hoca, oradaki veriler bir bilgisayar ortamında buraya aktarılıyor ve biz burada değerlendiriyoruz. Bir tane tek internete bağlı bilgisayarımız var. Diğer bütün bilgisayarlar internete kapalı, dışarıya kapalı. Kapalı bir network var güvenlik açısından. Hocam evet, çok onlar güzel. Hep epilepsi ve uyku kongrelerinin afiş taslakları. Anladım. Şeyden itibaren hatta bir Macaristan'da da yapılan bir kongreye verilmişti. Hep uyku ve epilepsiye ilgili. Şu uyuyan balıklar dahil. Her konu, evet, 2007 kongresinde kullanmışız onu. Buraya alıyoruz. Burada hastayı bağladıktan sonra odaya alıyoruz. Çünkü sabaha kadar onun hasta döndüğünde bir de uyku apne sendromu bazı hastalar 150 kilo, 160 kilo hasta oluyor. Yani onun çıkmaması gerekiyor. Burada bağlanıyor. Oda havasını basınçlı veriyor sadece. Hiç ilaç ya da bir şey yok. Bu 1980 yılında Avustralya'da keşfedilmiş bu yöntem, bu uyku apne sendromunda. Mevcut oda havasını basınçlı olarak hastanın burnu üflediğinizde... Hortum dediniz şu galiba. Evet hocam, bu. Bu da hortum. Bu işte orada gördüğünüz cihaza bağlı.